Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyada göçler konusunu işleyeceğiz. Hadi bakalım bir insan başka bir yere niye gidiyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda bugün bizleri neler bekliyor? Öncelikle göçlerin nedenlerinden bahsedeceğiz. Yani insanlar bir yerden başka bir yere neden göç ediyor? Burayla ilgili, göçle ilgili bazı kavramlarımız var. Onlardan bahsedeceğiz. Sonra geçmiş dönemden günümüze kadar meydana gelmiş önemli göçlerin, burada Türk göçleri de var, onlardan da bahsedip güncel mülteci göçleri deyip konumuzu bitirmiş olacağız. Peki bu ders bittiğinde bu ders bize neyi kazandıracak? Bir insan bir yerden başka bir yere neden göç ediyor? Ya da bu göç etmesindeki temel sebepler neler? Onları öğrenmiş olacağız. Dersimiz bittiğinde hemen 0'dan 10'a kitabını açıyorsun. 132 ve 138. sayfalar arasını güzel bir şekilde çözüyorsun. Bitti mi? Bitmedi tabii ki de. Burada devamında hemen Dinamo Coğrafya Soru Bankası kitabını açıyorsun. Ve bu kitapta da sevgili arkadaşlar 118 ile 120. sayfalar arasını güzel bir şekilde çözmeyi unutmuyorsun. Yazılılarımız da başlayacak. Bu konu yazılı anlamında da önemli. O yüzden ne diyoruz? Aman dikkat, buradan soru kaçırma. Hadi bakalım göç nedir? Göç dediğimiz özellikle insanların yaşamlarını devam ettirdikleri bir yer düşünün. Bu yeri terk ederek başka bir yere, bak, ya geçici bir şekilde ya da kalıcı bir şekilde yer değiştirmesi işlemine verdiğimiz isimdir. Yani göç o zaman ne oldu? Bir insan hareketi oldu. Bu insan bulunduğu bir yerden başka bir yere ya belirli bir süre ya da sürekli olarak yer değiştirecektir. Tabii ki de bu sebepler zaman içerisinde bazı değişikliklere uğrasa da bu göç hareketi insanlık kadar eski bir tarihe dayanmakta. Peki bir insan bir yerden başka bir yere neden göç ediyor dersek? Mesela herhangi bir yerde tarımda makineleşme olur ve iş gücüne duyulan ihtiyaç azalır, makineye duyulan ihtiyaç artar. Ve bu insan bu yerden başka bir yere göç edebilir. Artan bir nüfus artışı vardır ve bu doğal kaynaklar bu nüfusa yetmeyebilir. Ya da tarım toprakları miras yoluyla parçalanabilir. Ya da orada bir doğal afet yaşanabilir. Mesela ne olabilir? Deprem olabilir. Tsunami faaliyetleri olabilir. Bunun gibi kuraklık olabilir. Bu insanlar bu alanlardan başka yerlere göç etmek zorunda kalırlar. İşte sevgili arkadaşlar, bunlardan dolayı ya da eğitim ve sağlık hizmetlerindeki yetersizliklerden dolayı insanlar bu yerden başka bir yere gidiyorsa bu göçe sebep olan itici faktörlerdir. Bak bunu unutmayalım. Burada hep neyi söyledik? Burada hep bazı olumsuz durumlardan bahsettik. Eğer ki olumsuz durumlar varsa bu o alanda göçe sebep olan itici faktörlerdir diyebiliriz. Peki bir insan bulunduğu yerden başka bir yere neden göç edebilir? Mesela iş olanakları oldukça zengindir. Eğitim ve sağlık hizmetleri gelişmiş ve çeşitlidir. Kültürel faaliyetler fazladır. Dini inanç, kişisel özgürlüklere duyulan o saygı oldukça hoşgörü, oldukça yüksektir. Ve insan o alandan işte başka alana göç ediyor ya, o göç ettiği yerdeki bu durumlara da biz çekici faktörler diyeceğiz. Bak bunu unutmayalım. Bir insan bir yerden göç ediyorsa orada itici, bir yere gidiyorsa orada da çekici durumlar vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Buna dikkat etmemizde oldukça büyük önem var diyoruz. Şimdi göçle ilgili kavramlarımız var dedik. Peki bunlar nelerdir dersek? Birincisi göçün sınıflandırma işleminde yapıldığı yerin özelliğine göre. Bak şimdi buradaki olay şu. Mesafe dediğimiz kısım var ya, mesafe dediğimiz kısım şu. Eğer ki bir insan, burada kim var? Güzel Iğdır'ımız var. Eğer ki bir insan Iğdır'dan nereye gelsin? Gene başkentimiz olan güzel Ankara'mıza gelsin. Hemen burayı da şöyle Ankara diye yazalım. Eğer ki bir insan Iğdır'dan Ankara'ya geliyorsa bu ülke sınırları içerisinde yapılan bir göç olduğu için buna biz iç göç diyeceğiz. Ve şunu unutma, iç göçlerde ülke nüfusu olumlu ya da olumsuz anlamda etkilenmez. Sadece bölgeler arasındaki nüfusta bir değişiklik yaşanır. Ama Iğdır'daki bir insanın
Mesela burada sınırlarımız dışarısında olan iki tane ülkeden bir tanesini yazalım. Kimi yazalım? Bulgaristan'ı yazalım. Eğer ki Iğdır'daki bir insanın Bulgaristan'a gitmesi varsa bu da dış göç olarak nitelendirilecektir. Ve şunu unutmayalım. Dış göçlerde genel itibariyle nüfusta artma ya da azalma meydana gelecektir. Dış göç uluslararası göç olarak da ifade edilebilir. Bunu da unutmayalım. Şimdi hemen şöyle geriye geldim. Bak, bir dış göç yaptım ülke sınırı dışına. İki iç göç yaptım ülke sınırı içinde. Peki biz bu göçü nereden nereye yapıyoruz? Mesela ülke sınırı içinde yaparken bir kentten başka bir kenti yapabilmekteyiz. Mesela Ankara'dan birinin şurada kalkıp da İzmir'e gitmesi o iç göçtür ve bu sevgili arkadaşlar hemen şöyle geriye geliyorum kentten kente yapılan göçtür. Bir de bazen kırdan kente yapılan göç olabilir. Mesela nasıl? Ankara'nın bir köyünde kalıyorsun ya da bir mahallesinde kalıyorsun. Mesela Ankara'da Çağ Köyü var. Burada kalıyorsun ve sen Ankara'ya geliyorsun. O zaman da ne oldu? Kırdan kente doğru bir göç yaptın. Bazen de özellikle bunu emeklilik dönemlerinde anneleriniz, babalarınız, dedeleriniz yapabilmekte. Emekli olduktan sonra ya diyor ki ben vatan toprağıma gideceğim, köyüme gideceğim, güzel bir ev yapacağım ya da babasından, dedesinden kalmış bir evi düzenleyecek ve o alanda kalacaktır. Bu da kentten kıra yapılan göç. Bazen de kırsal alandan kırsal alana biz göç yapabilmekteyiz. Bir de göçü yaptığımız süre önemlidir. Mesela nasıl dersek, şöyle hemen gene ileriye geliyorum. Biz şimdi Iğdır'daydık, değil mi? Iğdır'dan kalktık, nereye geldik? Ankara'ya geldik. Ve Ankara'ya ne yaptık? Ankara'ya yerleştik. Ankara'ya yerleştik ve bir daha Iğdır'a dönmedik. Artık nerede yaşıyoruz? Ankara'da yapıyoruz. Bu sevgili arkadaşlar sürekli göç olarak ifade edilir. Ama bazen biz bu göç hareketini belirli bir süre yaparız. Bu belirli bir süre yaptığımız göç hareketine ise biz mevsimlik göç diyeceğiz. Peki bu mevsimlik göç nasıl oluyor dersek bunun bazı sebepleri var. Mesela en önemli sebeplerinden bir tanesi mevsimlik göçün şöyle şu alt kısmına bunu dolduralım. Bir mesela mevsimlik göçe sebep olan durum durumlardan bir tanesi tarımsal faaliyetler. İnsanlar özellikle hasat dönemlerinde Türkiye ölçeğinde düşünürsek bazı alanlara gidiyor. Mesela ben nerede yaşayayım? Ben Hakkari'de yaşayayım. Eğer ki Hakkari'de yaşayan ben hasat döneminde Karadeniz'e gidiyorsam, burada özellikle çay hasadına ya da fındık hasadına katılıyorsam, hasat bittikten sonra tekrar Hakkari'ye dönüyorsam bu tarımsal faaliyetleri yapılan mevsimlik göçlerdir. Onun dışında mesela ben Hakkari'den kalkıp Şanlıurfa hattı olabilir, Adana hattı olabilir. Pamuk hasadına katılıyorum ve hasat bittikten sonra tekrar Hakkari'ye geliyorsam gene bu tarımsal faaliyetlere bağlı yapılan göçtür. Mesela Niğde ve çevresinde patates hasadı için insanların buraya göç etmesi. Ege bölgesinde zeytin ya da tütün ya da incir gibi tarım ürünlerinde hasat döneminde buraya gelip tekrar hasat bittikten sonra Hakkari'ye gelmemiz bu sevgili arkadaşlar unutmayalım mevsimlik göçtür ve bu göçün temel sebebi mevsimlik anlamda tarımsal faaliyetlerdir diyebiliriz. Tabii ki de biz sadece tarımsal faaliyetlere bağlı olarak değil, bazı alanlarda hayvancılık faaliyetlerine bağlı da mevsimlik göç yapıyoruz. Özellikle nerede dersek, mesela Toroslarda yaz döneminde çiftçiler yani çobanlar, hayvancılıkla uğraşan kişiler yaz döneminde Toros Dağları'nın yüksek kesimlerine çıkıyor. Okul açılma döneminde ise tekrar bu alana geliyor. Hayvancılığa bağlı yapılan mevsimlik göçtür. Devamında belki bunu şu anda ilk defa duyacaksınız. İnşaat sektöründe çalışmak için insanlar gene mevsimlik göç yapabilmekte. Nasıl dersek? Mesela ben Hakkari'de çalışan bir inşaat ustası olayım. Ankara'ya büyük bir yapının inşası için geliyorum ve bu yapının inşası sürecinde Ankara'da çalışıyorum. İnşası biten bu yapıdan sonra ben tekrar Hakkari'ye geliyorsam bu da mevsimlik göçtür ve inşaata bağlı yapılan göç olarak karşımıza çıkar. Özellikle bu büyük şehirlere yapılır. Bir de sevgili arkadaşlar turizm faaliyetine bağlı yapılan göçler vardır. Mesela nasıl?
Siz şimdi ileride büyüdünüz, üniversite sınavına girdiniz, çok iyi sıralamalar yaptınız ve üniversite tercihi yapacaksınız. Uzun bir yaz dönemi var. Ve bir arkadaşın dedi ki, kanka yaz döneminde Muğla'da bir tane otel buldum ve bu otelde çalışacağız. Nereye bakacaksın? Restoranta bakacağız ya, iş kolay. Masaları temizleyeceksin, borçları alacaksın, ıvır zıvır yapacaksın. Kalacak yer otel, yemeğimizi otel veriyor, paramızı otel veriyor. Biz nereden kalkalım? Biz gene Hakkari'den kalkalım. Buraya gidelim. Yaz döneminde burada çalışalım. Dönem bittikten sonra tekrar gelelim. Al sana mevsimlik göç. Mesela aşçılar sevgili arkadaşlar, özellikle yaz döneminde turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu otellere gidip çalışıyorlar. O sezon bittikten sonra tekrar bulundukları yere geliyorlar. Al sana güzel bir mevsimlik göç örneğidir diyebiliriz. Bir de sevgili arkadaşlar, biz göçe her zaman kendi isteğimiz doğrultusunda yapmayız. Bazen de zorunlu olarak yaparız. Oluşun nedenine göre göçleri ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi zorunlu göç. Yani insanların kendi istekleri dışındaki faktörlere bağlı olarak yaptıkları ya da yapmak zorunda kaldıkları göçlerdir. Bu göçler genel itibariyle günümüzde daha çok siyasi faktörlere bağlı olarak gerçekleşmekte. Mesela ne? Savaşlar, Rusya-Ukrayna'yı düşünebilirsiniz. Ya da iç karışıklıklar, Suriye'yi düşünebilirsiniz. Ya da etnik ve dini baskılar, ya da Cumhuriyet döneminde yapmışız mübadele. Bunlar da göçe sebep olan oluşum kısımlarındaki zorunlu göçtür. Ama bazen biz bu göçü kendi isteğimiz doğrultusunda yaparız. Yani insanların herhangi bir sebepten dolayı istek, yani kendi istek ve kararları doğrultusunda bulunduğu yerden başka bir yere göç etmesi gönüllü, yani isteğe bağlı yapılan göçlerdir. Bu tip göçlerin de temelinde genel olarak ya eğitim faaliyetleri, sağlık faaliyetleri vardır ya da tamamen duygusaldır. Yani ekonomik sebeplerdir diyebiliriz. Sevgili arkadaşlarım, bunu da unutmamış olalım. Peki biz bir yerden başka bir yere göç ettiğimizde bu göçün temel sebepleri nelerdir dersek, gelin bir de hep birlikte onlara bakalım. Eğer ki bulunduğumuz bir yerde iklime bağlı kuraklık yaşanmışsa, erozyon varsa, toprağın verimsizleşmesi, deprem olayları, sel, çığ, heyelan, volkanizma gibi doğal bir süreç varsa bu göçe sebep olan doğal nedenlerdir. Ya da bulunduğumuz yerde bir savaş, bir mübadele olayı, siyasi baskı, sınır değişiklikleri ya da iç karışıklıklar varsa bunlar da siyasi nedenlerdir. Ama iş imkanlarının zengin olduğu alanlar, doğal güzelliklerin, gelir dengesizliğinin yaşanması, toprakların miras yoluyla bölünmesi ya da geçim sıkıntısı varsa bu iş tamamen duygusal, yani ekonomik sebeptir. Ya da daha iyi bir eğitim ya da sağlık hizmeti almak için dini nedenler, kültürel farklılıklar, daha iyi yaşam tercihi varsa bu da göçe sebep olan sosyal, kişisel nedenlerdir. Mesela burada geçen sene maalesef yaşadığımız Maraş, Göksun merkezli ve birçok ilimizi etkileyen bir deprem olayı vardı. Bu depremden dolayı insanlar başka alanlara göç etmek zorunda kaldı. Bu göç deprem sonucunda olduğu için doğal bir nedendir. Ya da 2011 yılında Suriye'deki iç karışıklıktan dolayı Türkiye'ye insanların gelmesi, bu da siyasi bir nedendir. Ya da Rusya-Ukrayna savaşından insanların nereye? Türkiye'ye gelmesi, gene siyasi bir nedendir. Ya da benim daha iyi bir iş bulmam neticesinde Türkiye'de başka bir alana yaptığım göç ekonomik nedendir. Ya da daha iyi bir eğitim alabilmek için büyük şehirlere özellikle yapılan göçler eğitim nedeniyle yapılan göçlerdir ve Türkiye'de şu anda en yoğun yaptığımız göçlerden bir tanesi eğitime bağlı yapılan göçlerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik geçmiş dönemden günümüze yaşanmış göç hikayeleri. Evet, birincisi Türklerin Orta Asya'dan göçü, ama ondan önce de şöyle bir göç hareketimiz var. Ondan da bahsedelim. Tarih öncesi dönemdeki yaşanan göçler. Şimdi burası ne zamandır dersek, ilk insan topluluklarının Afrika'nın doğusunda yer aldığı ve buralardan diğer bölgelere doğru yayıldığı düşüncesi dünya ölçeğinde oldukça kabul görmüştür diyebiliriz. Afrika'nın doğusu dediğimiz kısım şu alan. Buradan başka alanlara göç ediyor. Tarih öncesi devirlere ait göç bilgileri, hani tam anlamıyla bilinmemekle birlikte tahmin ve öngörülerden ibaret olarak söylenebilir. Ya bu öngörüler neticesinde
Özellikle o eski dönemlerde insanlar Doğu Afrika'dan Afrika'nın kuzeyine, daha sonraki süreçte batısına ve güneyine göç etmişler. Devamında mesela hemen yakın coğrafyaya dikkat ederseniz şurada kim var? Mezopotamya var. Ve ardından Mezopotamya'nın bulunduğu Güneybatı Asya'ya yaptıkları göçlerle yaşam alanlarını insanoğlu ne yapmıştır? Genişletmiştir diyebiliriz. Burada özellikle iklim değişimlerine bağlı olarak yaşanan buzul dönemleri vardı ve dünya üzerindeki nüfusun dağılışında da önemli bir rol oynamıştır. Bu Senozoik dönemde yaşanan bir durum. O volkanizma faaliyetlerine bağlı olarak buzul çağları ve burada özellikle buzul dönemlerinde deniz ve okyanus sularında görülen çekilmeler sonucunda 125 metreden daha derin olmayan denizler, okyanuslar ve boğazlar kara haline gelmiş ve günümüzde deniz aşırı sayılan göçler gerçekleşmiştir. Mesela örnek vermemiz gerekirse buna, bakın şöyle geriye geldim. Şurada dünya haritam yok. Bering Boğazı var sevgili arkadaşlar. Bering Boğazı. Bering Boğazı Asya ile Amerika arasında yer almakta ve bu buzul dönemlerinde bu alanlar kara halini aldığında insanlar Asya kıtasından Amerika kıtasına göç etmiştir diyebiliriz. Aynı zamanda Kuzey Amerika'ya, Güneydoğu Asya'ya, Avustralya'ya göçler yaşandığı öne sürülmektedir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bunlar tarih öncesinde yapılan göçlerdir. Yani çıkış noktası neresi? Afrika. Afrika'dan Mezopotamya'ya, Güney Asya'ya, buzul devirleriyle birlikte Amerika'ya göç etmişler insanoğlu. Şimdi geldik bizim için önemli bir göç hareketi, Türklerin Orta Asya'dan göçü. Peki şimdi Türklerin ilk yerleşim alanı. Yani biz buraya 11. sınıfta kültür ocağı diyeceğiz. Kültür ocağı dediğimiz yer neresi? Orta Asya. Peki bu Orta Asya dediğimiz yerin güneyinde kim var? Güneyinde Himalaya dağları var. Doğusunda kim var? Doğusunda Çin ve aynı zamanda Mançurya bölgesi var. Kuzeyinde Sibirya var ve batı kısmında Hazar yer almakta. Şimdi buraya dikkat ederseniz Orta Asya denizden uzak bir coğrafya mı? Evet, Orta Asya denizden uzak bir coğrafya. Ve bu alanda karasal iklim etkili. Karasal iklime bağlı olarak step dediğimiz ot toplulukları var. Türklerin tamamı olmasa bile büyük bir bölümü bu bölgede göçebe hayvancılık yapıyor. Yani Türkler Orta Asya'da otlakların böyle verimli olduğu alana kuruluyor. Otlaklar verimsizleştiğinde başka bir otlağın verimli olduğu alana gidiyor. Bura verimsizleştiğinde başka bir otlağın verimli olduğu alana gidiyor. Yani bu coğrafyada sürekli olarak göç ediyorlar. Peki Türkler bu Orta Asya'dan neden göç etmiştir dersek? Birincisi iklim değişikliği. Burada ne var dersek? Bir, kuraklığın artması var. İki, yağışların azalması. Bu ister istemez tarım topraklarının verimsizleşmesine, otlakların yetersiz kalmasına, bu da doğal olarak geçim kaynaklarının kısıtlanmasına neden olmuştur. O zaman burada kuraklık varsa, bak kuraklık varsa, Türkler bu coğrafyadan böyle göç ediyorsa bu doğal bir sebep değil mi? Doğal bir sebeptir diyebiliriz. Onun dışında yahu bu adamlar burada göçebe bir hayvancılık yapmıyor mu? Yapıyor. Bu adamların hayvanlarına otlak bulma ihtiyacı yok mu? Var. Bir de nüfus artıyor. Nüfusun artmasıyla birlikte kaynakların artan nüfusa yetmemesi, yeni yerleri, yeni vatanları kurma isteği, esir düşmektense bağımsız yaşama isteği. Kim var burada? Kim var? Tabii ki de Çinler var ve aynı zamanda Moğollar yer almakta. Şimdi bu adamlar buradan gidecek. Peki nereye gidiyor Türkler dersek? Tabii ki de Türkler ilk etapta, yani siz bile arkadaşlar bir yerden başka bir yere giderken konfor alanını hemen böyle bir anda terk edemezsiniz. Yavaş yavaş gidiyorlar. Türkler hemen şöyle şu maviyle boyadığım yer var ya, ilk etapta Türklerin göç ettiği alan burası. Bakıyorlar ki Orta Asya'dan bir yol olacağı yok. Ve Türkler Orta Asya'dan çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Peki bu Orta Asya'dan Türkler nerelere gidiyor dersek? Bak mesela Orta Asya'dan Türkler doğuya gitmiş. Ya şimdi doğuya gitmek benim için mantıklı bir tercih olmaz. Çünkü burada kim var? Çin var. Ve ben buraya gidersem ne olacağım? Asimile olacağım. Gidenler var, asimile olmuşlar. Kuzeye gidenler var. Ya gidenlere demişler. Babacım, kuzeye gidiyorsun. Ya burası kuraktı, orası da soğuk. Niye gidiyorsun? Gitmişler, Sibirler kurulmuş. Güneye gidiyorsun. Yahu buna da demişler ki ya arkadaş mantıklı değil. Ya burada kuraklık var, orada da dağlık alan var. Oraya da gitme. Gerek yok ama gidenler olmuş.
Ama şimdi baktığımızda doğuda olumsuzluk var. Kuzeyde ve güneyde de olumsuzluk var. O zaman Türkler yoğun ölçekte nereye doğru gidecek? Batıya doğru gidecek. Batıda karşıma kim çıkıyor? Hazar. Hazar'ı ne yapacağım? Yüzerek tabii ki de geçmeyeceğim. Hazar'ı ne yapacağım? Güneyinden geçeceğim ve aha da Türkiye'ye geldim. Anadolu coğrafyası. Bir de Hazar'ın kuzeyinden nereye doğru gideceğim? Avrupa'nın iç kısımlarına doğru gideceğim. İşte sevgili dostlar, Hazar'ın şu kuzeyinden Avrupa'ya doğru giden Türk toplulukları ileriki süreçte bir sonraki sayfada anlatacağımız kavimler göçüne sebebiyet verecektir diyebilir sevgili arkadaşlar. Özellikle Türkler, Hunlar burada. Orta Asya'daki bu iklim değişiklikleri, Çin baskıları gibi nedenlerle 4. yüzyılda, bakın bunu unutmayalım, 4. yüzyılda Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya doğru ilerlemeye başladı. Türklerin bu ilerleyişinin sonucunda Doğu Avrupa'da yaşayan bazı kavimler var. Mesela burada kim var? Ostrogotlar var ve Vizigotlar var. Bu kavimler Avrupa'nın içlerine doğru gitmek zorunda kaldı ve buradaki önündeki kavimler de yer değiştirmesine neden oldu. Bu kavimler birbirini Avrupa'ya doğru itti ve bu göç hareketine biz kavimler göçü diyeceğiz. Bakın buradaki olay ne biliyor musunuz? Şimdi bizim amacımız Orta Asya'dan, yani Türklerin amacı Orta Asya'dan otlak bulmak değil miydi? Evet, otlak bulmaktı. Şimdi biz Orta Asya'dan kalktık. Hazar'ın kuzeyinden böyle gidiyoruz. Ve buraya baktık ki burada otlaklar maşallah subhanallah çok iyi. Hemen Türkler buraya kuruldu. Şimdi bunların yanında da Ostrogotlar olsun. Tamam, şu kısımda Ostrogotlar var. Şimdi buraya şöyle Ostrogotlar diyorum. Şuraya da geldim Türkler dedim. Şimdi Türkler buraya kuruldu. Hemen hayvanlarını otlatmaya başladı. Ostrogotlar bu durumdan rahatsız olacak. Ve bunlara diyecek ki hayırdır birader, siz niye gelip bizim huzurumuzu burada kaçırıyorsunuz? Şimdi buradaki Türkler de olayı anlatmaya başlayacak. Orta Asya'da kuraklık vardı, boylar arasında mücadele vardı, Çinler var, Moğollar var, nüfus artışı var. Yani ne olumsuz durum ararsan bizim Orta Asya'da mevcut. Bizim amacımız güzel bir otlak bulup hayvanlarımızı otlatıp ekonomik anlamda kendimizi devam ettirebilmek. Tamam, her şey güzel. Bu Ostrogotlar bunu öğrendikten sonra geri döndü ve kurultayı topladılar. Dediler ki bunları biz burada istemiyoruz. Gidecekler bunlar. Savaşmamız lazım. Tamam, şimdi siz Ostrogotlar olarak Türklerle savaşacaksınız. Ama burada şöyle bir durum var. Şimdi biz Orta Asya'daki bu Türklerin özellikle göçebe bir hayat tarzı benimsemesi, bu Türklerin özellikle askeri anlamda daha ileri düzeyde olmasına neden olmuştur. Yani burada ordu millet anlayışı var. Savaş zamanı kadın, çoluk, çocuk, erkek, yaşlı herkes ne oluyor? Kılıcı alıyor, hurra savaşıyor. Şimdi Ostrogotlar ve Türkler burada savaştı. İster istemez Türkler Ostrogotları yenecek ve bu alanı şöylece alacaktır. Şimdi bu Ostrogotlar lanet olsun diyecek ve batıya doğru gitmeye başlayacak. Önündeki topluluklar da bunlara sormayacak mı? Yahu nereye gidiyorsunuz? Ya Türkler geldi. Bunlar gerçekten barbar insanlar. Siz de buradan bir an önce gidin. Buraya da gelip burayı da fethedecekler. Şimdi bu topluluklar da Türklerin gelmesinden endişe duyacakları için Avrupa'ya doğru gitmeyecekler mi? Ahanda gidecekler. İşte Türklerin Orta Asya'dan yapmış olduğu, özellikle sevgili arkadaşlar Hunların batıya doğru yaptığı bir göç hareketine bağlı olarak bu toplulukların tıkır tıkır domine etkisiyle batıya gitmesiyle kavimler göçü meydana gelmiştir. Ve bu kavimler göçü bu dönemde yapılan kitlesel anlamdaki en büyük göç hareketi olarak karşımıza çıkmakta. Peki buradaki durum ne oldu? Yani kavimler göçü olduğunda bu özellikle Avrupa'nın siyasi yapısının değişmesine neden oldu. Ve bu dönemde Avrupa'da Roma İmparatorluğu var ve Roma İmparatorluğunda da ciddi karışıklıklar var. Roma ikiye ayrılıyor. Batı Roma ve Doğu Roma olmak üzere daha sonra Doğu Roma tamamıyla yıkılmış oluyor sevgili arkadaşlar ve bu kapsamda Avrupa'da yeni milletlerin oluşmasına neden oluyor ve çağ kapatıp çağ açan bir göç hareketi. İlk çağa biz bay bay diyoruz. Orta çağa hoş geldin diyoruz sevgili arkadaşlar. Velhasıl kavimler göçünün olayı da budur. Bana göre kitlesel anlamda yapılan en önemli göç tabii ki de
Yeni Dünya'ya yapılan göçler. Özellikle 15. yüzyılın sonlarına doğru. Magellan var, Vasco de Gama var, Kristof Kolomb var. Bunlar denizciler ve kaşifler. Bunlar yaptıkları seyahatlerle başta kimi keşfediyorlar? Amerika kıtasını keşfediyorlar. Sonra Avustralya'yı, sonra da Yeni Zelanda'yı keşfediyorlar. Buradaki olay nasıl gerçekleşiyor derseniz şöyle gerçekleşiyor. Şimdi Orta Çağ dönemini düşündüğümüzde, Orta Çağ dönemi de hemen buradan da anlatalım. Avrupa'da durum nasıl? Avrupa'da durum şöyle. Şimdi bu adamlar ipeğe ya da değerli madenlere, eşyalara bayılıyorlar. Baharatları, ıvırları, zıvırlara. Ve burada Avrupa ile yapılan doğu arasındaki iki tane önemli ticari güzergah var. Bir tanesi İpek yolu, bir tanesi ise sevgili arkadaşlar baharat yolu. Şimdi İpek yolu ve aynı zamanda baharat yolu kimin hakimiyeti altında? Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında. Şimdi bak, 3 liraya alınan bir ipeği düşün. Avrupa'ya gittiğinde bu vergilerle birlikte 30 lira oluyor mu? Avrupalı şunu biliyor. Ula vicdansız Osmanlı, 3 liraya aldığın ipeği bana 30 liraya sattın diyor. Şimdi Avrupalının ne yapması lazım? Yeni bir güzergah keşfetmesi lazım. Hemen haritayı açıyorlar. Bakalım nereden gidebileceğiz? Karadan gidemeyiz, kapat. Osmanlı var. Ne yapmamız lazım? Denizden gitmemiz lazım. Şimdi sevgili arkadaşlar, illaki sosyal medyalarınızda böyle sörf yaparken karşınıza okyanustaki bir deyimi geminin dalgalarla boğuştuğu videolar gelebilir. Ben mesela adrenalin anlamında çok korkan bir insan değilim ama o geminin o dalgaları beni benden alıyor. Yani ben bir denizci olamam, mümkün değil, çünkü o dalgalardan aşırı korkacağım. Şimdi bu denizciler, biraz önce ne dedik? Kristof Kolomb dedik, Vasco de Gama dedik. Amerigo Vespucci'si var, Magellan'ı var. Bu adamlar okyanusa dayanıklı gemiler inşa ediyor ve bazı yerleri keşfediyor. Mesela Kristof Kolomb sürekli batıya gidip Hint adalarına ulaşmayı amaçlıyor ve batıya gidip nereye geliyor? Domini'ye geliyor. Domini'ye gelip ayak basıyor ve diyor ki burası Hint adaları. Geri dönüyor. Bundan sonra Amerigo Vespucci oraya gidiyor ve diyor ki burası Hint adaları değil, yeni bir alan. Amerika. Özellikle kuzeyi ve güneyi. Güneyinde de özellikle sevgili dostlarım, unutmayalım, İspanyol ve Portekizler şekillenmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir diyebiliriz. Oradaki Latin Amerika kültür bölgesi var. Bu kültürün şekillenmesinde de İspanyol ve Portekizler etkili. Kuzey Amerika'ya ise sevgili dostlar, Hollandalılar göç etmiştir. İngilizler, Fransızlar göç etmiştir. Şimdi insanlar Avrupa'dan bu alanlara, yeni dünyaya niye göç ediyor? 1. Ülkelerindeki siyasi baskılar var. Onlardan kaçmak istiyor. İkincisi, dini inançlarını özgürce yerine getirebilmek istiyor. Sonuçta Orta Çağ döneminde fen bilimleri anlamında Avrupa'da karanlık bir dönem var. Yani düşünsene, sen Kopernik'sin, teleskobu yapıyorsun, Galileo'sun, teleskopla gezegenleri, ayı, dünyayı inceliyorsun ve Engizisyon mahkemesinde yargılanıyorsun. Ya bu adamlar mükemmel buluşlar yapmışlar ve kiliseye karşı geldikleri için yargılanıyorlar. Arşimet hamamda suyun kaldırma kuvvetini buluyor. Taz suyun üzerinde düşüyor, kalıyor. Evreka, evreka buldum diye çıkıyor dışarıya çıplak bir şekilde. Hemen diyorlar ki hayırdır birader, sen neyi buldun? Gel bakayım, yargılayacağız seni. Ya böyle bir coğrafyada sen yaşamak ister misin? İstemezsin. Düşünsene, ben kiliseye inanmıyorum ama bunu böyle gönül rahatlığıyla söyleyemiyorum. Yani ula kilise, sana beni inanmıyorum diyemiyorum. Diyemediğim için de bunu özgürce yerine getirebilmek için ne yapmam lazım? Göç etmem lazım. Yeni bir kıta var. Kıtayı tanımak, kıtada maceraya atılmak ve yeni fırsatlardan yararlanmak, yahu yeni bir alan bulmuşsun, yeni bir fırsat demektir. Ve bu kapsamda Avrupa'dan Amerika'ya yoğun bir göç hareketi yaşanıyor. Ve son 300 yıl içerisini düşündüğümüzde bu alandan 75 milyon Avrupalının Amerika kıtasına göç ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki sadece Avrupa'dan Amerika'ya değil, köle anlamında da maalesef Afrika'dan bu alanlara insanları göç ettiriyorlar. Bak, Kuzey Amerika var, Güney Amerika var, bir de sevgili arkadaşlar Avustralya ile Yeni Zelanda var. Bunları da unutmamış olalım. Burada tabii ki de ekstra dediğimiz kısım Afrika'dan göçler ve köle ticareti var. Burada da söyledim ya, Amerika kıtasına yerleşen ve kolonileşen Afrikalı, Avrupalılar var mı? İngilizler var, Fransızlar var, Hollandalılar var, İspanyollar var, Portekizler var. E bu adamlar tarımsal faaliyetlerde, maden ocaklarında çalıştıracak iş gücü bulmada zorlanıyorlar. Ve buna bağlı olarak Afrika'dan 17. ve 18. yüzyıllarda 15 milyon civarında, bak yanlış duymadın, 15 milyon civarında köleyi
bu alana göç ettiriyorlar sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Geldik bir diğer göç hareketimiz, işçi göçleri. Burada özellikle bize şunu söyleyecek. Hızlı bir şekilde sanayileşme sürecine giren bir ülke diyecek. Eğer ki iş gücü ihtiyacını kendi ülkesi sınırları içerisinden karşılayamazsa ne yapması gerekiyor? Başka ülkelerden göç alması gerekiyor. Burada özellikle hızlı nüfus artışı, kırsal alanda isteklerin çoğalması, gelir dağılımındaki bozukluklar, istihdam sorunları, gelirin düşük olması kırsal kesimde insanların iş gücünün yani sanayinin yoğun olduğu alanlara göç etmesine sebep olmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Özellikle 1950'den sonraki süreçte Batı Avrupa ülkeleri hızlı bir sanayileşme sürecine girdiği için Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, Avusturya gibi ülkeleri insanlar göç etmiş. Kim? Mesela biz 1961 yılında Almanya ile işçi göçü antlaşması imzalıyoruz ve gidiyoruz. Fas, Tunus, Cezayir, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerdeki işçiler bu alanlara çalışmak için sanayi olabilir, madencilik olabilir, tarım olabilir gitmişler. Ve işçi göçleri sadece bakın Avrupa ile sınırlı kalmamış. Mesela günümüze baktığımızda petrol zengini olan Arap ülkeleri var değil mi? Bu alanlara da insanlar işçi anlamında gidebiliyor Türkiye'den. Ya da Afrika'nın kuzeyinde bazı ülkeler var. Bu alanlara da insanlar ne yapmakta? Gidebilmekte sevgili arkadaşlarım. Geldik bir diğer göç, mübadele göçü. Mübadele göçünü diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir dersek bu göçün zorunlu olmasıdır diyebiliriz. Bir anlaşmanın esasına dayanarak yapılan iki ayrı ülke. Yani burada bir A ülkesi var ve burada bir B ülkesi var. Bak, anlaşmanın esasına dayanarak yapılan iki ayrı ülkede yaşayan nüfusun bir kısmının karşılıklı olarak yer değiştirilmesi işlemi. Yani takas işlemi gibi düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bak dikkat et, Allah'ını seven unutmasın, bu göç zorunlu bir göçtür. Biz mesela bunu ne zaman yapmışız? 1923 tarihinde Yunanistan ile yapmışız. Yunanistan'daki 450 bin tane Türk'ü, Türkiye'deki 1 milyon 200 bin tane Rum'u karşılıklı olarak yer değiştirmişiz sevgili arkadaşlar. Bak şimdi buraya dikkat edin. Bak şuraya dikkat edin. 30 Ocak 1923 tarihinde yapılan bir mübadele anlaşması var mı? Var. Ne diyor? Türk topraklarında yerleşmiş, Ortodoks mezhebine mensup, Türk uyruklu Rumlar, bak Rumlar ile Yunan topraklarına yerleşmiş, İslam dinine mensup Yunan uyruklu Türkler, yani Rumlarla Türkler 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak bak ne diyor? Zorunlu mübadelesine girişilecektir. Tamam, zorunlu yaptın. Devamına bak yahu. Bu kimseler Türk hükümetinin izni olmadan Türkiye'ye, yani sen bir Rum olarak Yunanistan'a gittin ya, tekrar ben Türkiye'ye gelmek istiyorum dediğinde Türk hükümetinin ne yapması lazım? İzni olması lazım. Ya da Yunan hükümetinin izni olmadan da bu Türkler Türkiye ya da Yunanistan'a geçemeyecekler. Zorunlu bir göçtür. Bunu unutmayalım. Aynı zamanda Romanya ile Bulgaristan, Hindistan'la Pakistan arasında da süreç içerisinde tarihsel anlamda bu mübadele göçleri yaşanmıştır diyebiliriz. Beyin göçü için şunu kesinlikle söyler. İyi eğitim almış bireyler, nitelikli bireyler, yetenekli bireyler. Yani beyin göçünü dediğinde burada olumlu bir insan profili vardır ve bu insan profili çeşitli sebeplerden dolayı göç etmek zorunda kalır. Neden göç ediyor peki bu insanlar dersek? 1. Gelir dağılımında dengesizlik. Ya bu adam iyi bir eğitim almıştır ama ülkesinde yeterli bir gelir ücret politikası yoktur. Gidebilir. İkincisi, çalışma şartlarında ciddi anlamda bir ağırlık vardır. Yoğun bir çalışma koşulu vardır, gidebilir. Ya da bir projesi vardır ve devlet büyüklerine bu projeyi sunmuştur ve devlet büyükleri bu projeye onay vermemiş olabilir. Bu insanlar bu alandan başka alana gitmek zorunda kalır. Bu göç beyin göçü olarak geçmekte. Şunu unutmayalım. Ünlü bir fizikçi var. Albert Einstein. Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş bilim insanlarından bir tanesidir. Mesela Aziz Sancar var. Gene beyin göçüne örnek verebiliriz. Özellikle son dönemde mesela doktorlar, mühendisler, bilim insanları Avrupa'ya doğru gidiyor ya Türkiye'den. Bu da beyin göçüne örnektir. Şunu unutmayalım. Gelişmiş ülkeler beyin göçü alırlar. Az gelişmiş ülkeler beyin göçü
verirler diyebiliriz. Gelişmekte olan ülkeler ise hem beyin göçü alır hem de beyin göçü verecektir diyebiliriz. Bak mesela Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, ya gelişmiş ülkeler beyin göçü alacak. Burada şunu da unutma, Afrika'da Güney Afrika Cumhuriyeti dediğimiz bir ülke var. Nerede? Afrika'nın en şuradaki güney kısmında. Bu ülkede gene beyin göçü alıyor. Ama Hindistan, Pakistan, Çin, Filipinler gibi az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler beyin göçü vermektedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer göç hareketimiz, doğal afetler. Yani doğal afetlerin neden olduğu göçler. Sel olabilir, deprem olabilir, volkanizma gibi doğa olayları insanların bulunduğu yerden başka yerlere göç etmesine sebebiyet verebilir. Mesela ne? Biraz önce Türklerin 4. yüzyılda yapmış olduğu Orta Asya'dan göçler var ya, bu göçler kuraklığa bağlı olarak değil miydi? Kuraklık doğal bir afet değil mi? Al sana doğal afete bağlı yapılan göçler. Ya da Kırgızistan'da 1994 yılında yaşanan bir toprak kayması nedeniyle 270 bin kişinin başka alana göç etmesi. Çin'de gene yaşanan bir kuraklık olayı sonucunda 2 milyon insanın başka alana göç etmesi gibi. Ya da 1906 yılında Kaliforniya'da meydana gelen deprem sonucunda yaşanan göçler gibi. Ya da maalesef geçen sene bizim ülkemizde yaşanan depremden sonra yapılan göçler bir insanın başka bir alana göç etmesine neden olmuştur diyebiliriz. Mesela sadece deprem değil, tsunami olayı da göçe sebebiyet verebilir. 2011 yılında Japonya'da çok büyük bir deprem yaşanıyor. 8.9 büyüklüğünde. Bu deprem ve daha sonrasında meydana gelen tsunami nedeniyle binlerce insan da bulunduğu yerden başka alana göç etmek zorunda kalmıştır diyebiliriz. Geldik savaş ve sosyal olay göçleri. Özellikle sevgili arkadaşlar, savaşlar, iki ülke içi çatışmalar, siyasi baskılar gibi nedenlerle bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye göç eden mülteciler ve sığınmacılar günümüzde özellikle dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesidir ki biz bunu şu anda canlı kanlı yaşamaktayız. Çatışma olayları, şiddet olayları, zulüm sebebiyle zorla yerinden olan kişilerin sayısı şu anda ciddi anlamda çok çok fazladır. Ve 2022 yılında dünyada hemen hemen 30 milyondan fazla mülteci ve sığınmacı bulunmaktadır. Herhangi bir sebepten dolayı. Bu savaş olabilir. Tamam mı? Etnik baskı olabilir, dini baskı olabilir. Bundan dolayı göç etmek zorunda kalabilirler. Mesela bunun canlı kanlı örneklerinden bir tanesi nedir dersek. 2011 yılında Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye gelmiştir. 2000 mesela yakın tarihi gene düşündüğümüz zaman Rusya ve Ukrayna savaşı var mı? Var. Bu savaş neticesinde Ukrayna'dan gene binlerce insan Türkiye'ye geldi mi? Geldi. 1979 yılında İran'da rejim değişikliği yaşanıyor ve bu rejim değişikliğinden kaçan 1 milyon İranlı gene nereye geldi? Türkiye'ye gelmiş oldu. Özellikle mesela Afrika ülkelerinin birçoğunda baskılar, etnik baskılar o alandan insanların başka alana göç etmesine sebebiyet vermekte. Ve Rusya-Afganistan arasındaki savaş döneminde çok sayıda Afgan gene bizim ülkemize gelmiştir diyebiliriz. Burada güncel anlamda da sizin biraz hani haberlerde, sosyal medyada gördüğünüz mülteci dediğimiz bir kavram var. Neymiş bu? Bak, mülteci deyince ırkı, dini, milliyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle. Bak, zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan, bak haklı bir korku taşıyan, bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönmeyen veya dönmek istemeyen kişiye biz mülteci, bu yapılan harekete ise iltica diyoruz. Yani mülteci ya da iltica gibi kavramları duyarsanız budur. Mesela Arakanlı Müslümanları düşünebiliriz sevgili arkadaşlar. 2017 yılında Bangladeş'e sığınmışlardır diyebiliriz. Özellikle Türkiye sınırlarından çok uzakta olmasına aldırış etmeden bizim ülkemize de bu insanlardan bazılarını biz aldık diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Geldik şimdi, bazı olaylar var. Bu olayları gelin hep birlikte seri bir şekilde dolduralım. Olay neymiş? Adana'ya pamuk hasadı dönemi için yapılan göçler. Bu göçler genel itibariyle mevsimlik göçlerdir ve temel sebebi tarıma bağlı yapılan göçler. 1960 yılından sonra Türkiye'den Avrupa'ya yapılan göçler. Bu göçler işçi göçleri olarak karşımıza çıkmakta. Zaten işçi göçü antlaşması yaptık. 1923 Lozan Antlaşması ile ülkemize gelen göçler. Yunanistan'la yaptık. Burada da göçümüz mübadele göçü olarak geçiyor. İyi eğitim almış kişilerin başka ülkelere. Bak ne diyor? İyi eğitim, olumlu bir
tip var mı, profil var mı? O zaman bu beyin anlamında gidecektir ve beyin göçüdür. Ukrayna'dan Batı Avrupa ülkelerine gerçekleşen göç. Bu savaş ve sosyal olay göçleri değil mi? Şuraya şöyle savaş ve sosyal olay göçleri diyorum. Hunların batıya doğru göçleri. Hunlar batıya doğru neden göç ediyor? Doğal afet göçleri olarak geçer. Neden? Kuraklık var. Turizm sektöründe çalışmak amacıyla İzmir'e gelen insanlar nasıl bir göç yaptı? Mevsimlik bir göç yaptı turizm nedeniyle. Kırgızistan'da yaşanan heyelan olayı sonucunda yapılan göçler gene bu doğal afet göçleri olarak karşımıza çıkmakta. Buraya da şöyle kocaman bir yıldız attım. Önemlidir çünkü öğretmenin sana böyle bir tabloyu verip yazılı anlamında soru olarak sorabilir sevgili arkadaşlar. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle neler öğrendik? Göçlerin nedenlerinden, göç türlerinden ve göç hikayelerinden bahsettik. Tarih öncesinde yapılan göçler, Türklerin Orta Asya'dan göçü, kavimler göçü, işçi göçü gibi göçlerden bahsettik ve en sonda savaş ve sosyal olay göçleri deyip dersimize şöyle güzel bir noktayı koymuş olduk. Aman ha! Verdiğimiz ödevleri dersin başında çözmeyi ders bitince unutma. Hadi bakalım cevaplara, yorumlara ödüllü sorunun cevabını bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.